Herkese merhaba. Bugün Mutluluk Sanatı kitabından bir bölüm okuyacağım ama önce yazarın notunu okuyacağım sizlere. Bu kitapta Dalai Lama ile yapılan geniş kapsamlı konuşmalar verilmiştir. Bu çalışmanın temelini Dalai Lama ile Arizona ve Hindistan'da gerçekleştirdiğim özel görüşmeler oluşturmaktadır. Bu görüşmeler Dalai Lama'nın insanları daha mutlu bir yaşama yöneltmek için aktardığı görüşlerini içermektedir. Ayrıca batılı bir psikiyatrın görüş açısını yansıtan kendi gözlemlerim ve yorumlarım da bu görüşlere eklenerek tek bir proje altında toplanmıştır. Dalai Lama genel olarak bu düşünceleri en etkili şekilde aktarabilecek kitap düzenini seçmeme izin verdi. Anlatımcı bir üslubun daha okunabilir olacağını ve böyle bir üslubun aynı zamanda Dalai Lama'nın düşüncelerini günlük hayatın içine nasıl dahil ettiğini gösterebileceğini düşündüm. Dalai Lama'nın da onayıyla bu kitabı bu konuya uygun olarak düzenledim ve farklı konuşmalardan alınmış düşünceleri de birleştirip kitaba dahil ettim. Ayrıca Dalai Lama'nın da izniyle açıklık ve anlaşılabilirlik için gerekli olduğunu zannettiğim durumlarda Arizona'da halka hitaben yaptığı konuşmalardan bazı alıntılar yaptım. Dalai Lama'nın yorumcusu olan Dr. Thubten Jinpa yazım sürecinin bir sonucu olarak Dalai Lama'nın düşüncelerinin istemeden de olsa çarpıtılmadığından emin olmak için yazının son halini kontrol etti. Tartışmaların geri planındaki düşünceleri daha iyi anlatabilmek için bazı tarihi ve kişisel olaylar verilmiştir. Güvenilirliği korumak ve özel hayata zarar vermemek amacıyla isimleri ve özel kişilerin tanınmasını sağlayabilecek ayrıntıları ve diğer belirleyici özellikleri değiştirdim. Howard C. Cutler. Evet, şimdi kitaptan bize gelecek olan armağan neymiş? Ona bakalım. Evet. ...165. sayfa... ...9. konu... Kendi kendine yaratılan acı. Siyah, sade bir Armani takım giymiş orta yaşlı adam ofisime yaptığı ilk ziyaretinde kibar fakat kayıtsız bir tavırla karşıma oturdu ve kendisini bana getirenin ne olduğunu anlatmaya başladı. Yumuşak, kontrollü, ölçülü bir sesle konuşuyordu. Bilindik soruları sıralamaya başladım. Şikayetleri, yaşı, geçmişi, medeni durumu. Aniden sesi öfke ve hırsla doldu. Lanet olasıca karım, artık eski karım arkamdan işler çevirdi. Hem de onun için yaptığım onca şeyden sonra. O küçük sürtük. Sesi daha yüksek, daha öfkeli ve daha kin dolu çıkmaya başlamıştı. Sonraki 20 dakika boyunca eski karısı hakkında şikayet üzerine şikayette bulundu. Zamanımız dolmak üzereydi. Henüz ısındığını ve daha saatlerce böyle devam edebileceğini anlayarak ona öğüt vermeye kalktım. Evet, çoğu insan evliliklerinin bitmesi nedeniyle sorunlar yaşar. Daha sonraki konuşmalarımızda mutlaka bu konu üzerinde durmamız gerekiyor dedim. Yatıştırıcı bir sesle. Bu arada ne kadar zaman önce boşanmıştınız? Geçen Mayıs'ta 17 sene oldu. Bir önceki bölümde acı çekmeyi insanın varoluşunun doğal bir gerçeği olarak kabul etmenin öneminden bahsetmiştik. Bazı acılardan kaçış olmamasına rağmen bazılarını da kendimiz yaratırız. Acıyı hayatın doğal bir parçası olarak kabul etmeyi reddetmenin kişiyi kendisini sürekli bir kurban olarak görmesine ve sorunları nedeniyle başkalarını suçlamaya götürmesini bunu örnek olarak gösterebiliriz. Fakat çektiğimiz acıları başka yollarla da arttırırız. Sık sık bize acı veren şeyi zihnimizde tekrar tekrar çevirerek
uğradığımız haksızlığı büyüterek acımızı sürekli kılar, onu canlı tutarız. Belki de bunun durumu değişeceği, ki bu asla olmaz, hakkında bilinçsiz bir istekle acı dolu anılarımızı tekrar yaşayıp dururuz. Tabii ki bazen sürekli olarak kendi üzüntümüzden bahsetmemiz kısıtlı bir amaca hizmet edebilir. Hayatımıza bir dram havası ve belli bir heyecan getirebilir ya da başka insanların dikkat ve ilgilerini çekebilir. Fakat dayanmak zorunda kaldığımız mutsuzluk karşılığında bu çok düşük bir bedeldir. Çektiğimiz acıyı nasıl arttırdığımızdan bahsederken Dalai Lama şöyle bir açıklama getirdi. Duyduğumuz zihinsel huzursuzluk ve acıya pek çok yolla katkıda bulunmaktayız. Her ne kadar zihinsel ve duygusal dertlerin olması doğal olsa da bu olumsuz duyguları bu kadar kötü hale getiren de genellikle bizim bu duruma katkıda bulunmamızdır. Örneğin birine karşı öfke ya da nefret duyduğumuzda eğer bu duyguyla fazla uğraşmazsak duygunun yoğun bir şekilde hissedilecek kadar büyümesi de daha küçük bir olasılık olacaktır. Gene de bize yapılan haksızlıkları bize nasıl adil olmayan bir şekilde davranıldığını düşünürsek ve bunları tekrar tekrar kafamızdan geçirip kurmaya devam edersek nefreti de beslemiş oluruz. Bu tutum nefreti çok güçlü ve yoğun bir hale getirir. Tabii ki aynısı özel bir insana karşı ilgi duyduğumuzda da geçerlidir. Onun ne kadar güzel olduğunu düşünerek bu ilgiyi besleyebiliriz ve bu kişide gördüğümüz belirgin nitelikleri düşünmeye devam edersek bu ilgi daha da yoğun bir hale gelir. Bu düzenli alışkanlıklar ve düşünme yoluyla duygularımızı nasıl daha yoğun ve güçlü hale getirdiğimizi göstermektedir. Ayrıca fazlasıyla duygusal davranıp çok küçük şeylere aşırı tepki vererek ve bazen de bazı şeylere alınarak çektiğimiz acı ve kederi arttırmaktayız. Küçük şeyleri çok ciddiye alıp ölçüsünü kaçıracak kadar abartırken hayatımızda derin etkileri ve uzun vadeli sonuçları olan gerçekten önemli şeylere karşı kayıtsız kalmaya eğilimli hale geliriz. Yani acı çekip çekmememizin büyük ölçüde belli bir duruma karşı nasıl tepki verdiğinizle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Örneğin diyelim ki birisinin senin arkandan çok kötü konuştuğunu öğrendin. Eğer birisinin senin arkandan kötü konuşmasına, bu olumsuzluğa bir kırgınlık ya da öfkeyle yaklaşırsan, o zaman kendi zihinsel huzurunu mahvetmiş olursun. Öte yandan olumsuz bir şekilde tepki vermekten uzak durursan, iftiranın tıpkı kulaklarını yalayıp geçen sessiz bir rüzgar gibi geçip gitmesine izin verirsen kendini bu kırgınlık ve ıstırap duygusundan da korumuş olursun. Her ne kadar zor durumlardan kaçınmak her zaman mümkün olmasa da bu duruma verdiğin tepkiye bağlı olarak çektiğin acıyı azaltabilirsin. Ayrıca fazlasıyla duygusal davranıp çok küçük şeylere aşırı tepki vererek ve bazen de bazı şeylere alınarak çektiğimiz acı ve kederi arttırmaktayız. Bu sözlerle Dalai Lama sonunda büyük bir acı kaynağı haline dönüşen
her gün yaşadığımız pek çok kızgınlığın kökenini işaret etmekteydi. Bazen terapistler bu süreci acılarımızı kişiselleştirmek olarak adlandırmaktadırlar. Yani meydana gelen her şeyi bizde yarattığı etkisiyle yorumlayarak ya da yanlış yorumlayarak görüş açımızın psikolojik alanını daraltma eğilimi. Bir akşam bir meslektaşımla restoranda yemek yemekteydim. Restoranda servis çok yavaştı ve oturduğumuz andan beri meslektaşım şikayet etmekteydi. Şuna bak, garsonlar ne kadar yavaşlar. Nerede kaldı? Bence bizi bilerek görmezden geliyorlar. İkimizin de yetişmesi gereken bir işi olmamasına rağmen meslektaşımın yavaş giden servis hakkındaki yakınmaları yemek sırasında da giderek arttı ve yemek, sofranın düzenlenişi ve hoşuna gitmeyen her şey hakkında bir şikayetler nakaratına dönüştü. Yemeğin sonunda garson bize bedava tatlı sundu ve "Bu akşamki servisin yavaşlığı nedeniyle özür dilerim. Fakat eleman eksikliğimiz vardı. Aşçılarımızdan birinin bir yakını ölmüş. O nedenle bu akşam çalışmıyor ve komilerden biri de son dakikada hasta olduğunu bildirdi. Umarım bu size rahatsızlık vermemiştir," diye açıklama yaptı. Garson uzaklaşırken meslektaşım bıyık altından "Gene de buraya bir daha gelmeyeceğim," diye mırıldandı. Bu her sıkıcı durumu sanki özellikle bize karşı yapılmış gibi düşünüp kişiselleştirerek hayatımızı nasıl daha çekilmez hale getirdiğimizin küçük bir örneğidir. Bu durumda elde edilen tek şey kötü geçen bir yemek, sinir dolu bir saatti. Fakat bu bir tür düşünce tarzı yaşamla bağlantılı olarak geniş kapsamlı bir davranış kalıbı olmaya başlar ve ailemiz ya da arkadaşlarımız ya da genel olarak toplumun yaptığı her yorumu kapsayacak kadar genişlerse mutsuzluğumuzun belirgin bir kaynağı haline gelebilir. Bu tür dar kapsamlı düşünmenin sınırlarının nerelere kadar uzandığını tarif ederken Jack Lusseyran işin iç yüzünü gösteren bir gözlemde bulunmuştur. 8 yaşından beri kör olan Lusseyran, 2. Dünya Savaşı'nda direnişçi gruplardan birinin kurucusudur. Almanlar tarafından yakalanır ve Buchenwald toplama kampına gönderilir. Lusseyran, sonradan kampta yaşadıklarını şöyle anlatmaktadır. "Mutsuzluk hepimize etkisini almıştı. Çünkü kendimizi dünyanın merkezinde görüyorduk. Çünkü dayanılmaz derecede acı çekenlerin yalnızca kendimiz olduğuna inanıyorduk. Mutsuzluk, kişinin kendisini hep kendi derisi içine, kendi beynine hapsedilmiş hissetmesidir." Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Mutlu günlerinizin fazla olduğu bir yaşam sizinle olsun. Hoşçakalın.